İşte analiz programı olarak Pelin Eczanesi'nde eczacı Pelin Hanım'la birlikteyiz. Pelin Hanım, sizleri tanıdıktan sonra bizlere internetten ilaç satışı hakkında bilgi verir misiniz? Merhabalar, Pelin Yıldıran Dursunoğlu ben. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun oldum. Yaklaşık 25 yıldır da tarihi ve doğal zenginlikleri olan Samsun'un Vezirköprü ilçesinde serbest eczacı olarak görev yapmaktayım. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internetten ilaç satışı ağır sağlık sorunlarına yol açmakta, halk sağlığını tehdit etmekte, sonu ölüme varan sonuçlara varmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri de internetten satılan ilaçların yarısının sahte olduğunu gösteriyor. Bu ilaçların tersine eczanelerde satılan ilaçların Sağlık Bakanlığı kontrolünden geçtiğini belirtmekte fayda görüyor. Eczane dışından alınacak her ilacın hiçbir denetime tabi tutulmadığı ve pek çok soruna davetiye çıkardığını hastalarımıza hatırlatmak isterim. Pandemi döneminde eczacıların aldıkları önlemleri anlatır mısınız? Eczaneler pandemi durumunda en kritik alanlardan biridir aslında. Çünkü bizler enfekte olduğumuzda hastalarımıza bulaştırma potansiyeline sahibiz. Bizler de bu yüzden eczacı odamızın yönlendirmesiyle kapıdan hizmet verme, zemin bandı, mesafe ayarı gibi tedbirler aldık. Düzenli olarak eczanemizi dezenfekte edip havalandırdık. Ayrıca hastalarımıza doğru maske kullanımı konusunda bilgi verdik. Ve bu özellikle hastalığın ne kadar tehlikeli olduğu konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bu süreç bana mesleğimle ne kadar gurur duymam gerektiğini yeniden hatırlattı. Çünkü hepimiz sağlık zincirinin bir parçasıyız. Lütfen kendi sağlığınız için eczacınıza güvenin ve ilacınızı eczanenizden alın. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.